Herkese merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim ve aklıma bugün bir şey geldi. Bugün günlerden salı. Salı olduğuna göre biz salı günleri sınıfa ne getiriyorduk? Evet, kitap. Kitap günüydü ve herkes kitaplarını getiriyordu. Kütüphanemize koyuyorduk, değil mi? O yüzden ben de dedim ki bugün bir kitap okuyayım çocuklarıma. Çünkü size kitap okumayı çok özledim. Evde benim bir tane çok sevdiğim bir kitabım var. Bunu size okumak istiyorum bugün. Bakalım kitabımın ismi neymiş? Güneşi İstiyorum kitabıymış. Melike Günyüz yazmış ve Erdem Çocuk Yayıncılığı'nın kitabıymış. Bakalım içinde bize neler anlatıyor. Hadi başlayalım. Ali bir yandan oyuncaklarıyla oynuyor, bir yandan da annesine soru soruyordu. Anne, akşam olunca güneş nereye gidiyor? Annesi cevap verdi. Dünyanın diğer ucuna. Ali oyuncaklarını trenin içindeki yolcuları istasyonuna indirdi. Annesinin yanına geldi. Anneciğim, güneş bizi bırakıp gitmesini istemiyorum. O her zaman bizimle kalsın ve bizden hiç ayrılmasın. Böyle bir şey mümkün mü acaba? Annesi bir süre düşündü. Peki oğlum dedi gülümseyerek. Sabah güneş geldiğinde söyleriz, bizi bırakıp gitmez dedi. Ali tekrar trenini sürmeye başladı. Bunu güneşe ben söyleyeceğim, tamam mı dedi annesine. Tamam yavrum sen söyle diye karşılık verdi annesi. Ertesi sabah kahvaltıda annesi Ali'ye oğlum güneş geldiğinde ne söyleyeceğini unutma olur mu diye hatırlattı. Annesi hemen masadan kalktı, balkona çıktı, kamaşan gözleriyle ellerini siper ederek güneşle konuşmaya başlayan Ali'yi seyretti. Hey güneş, bizi bırakıp gitmeni istemiyorum. Akşam olunca sakın gözden kaybolma, tamam mı? Dedi. Ali içeri girince, söyledim anne, güneş artık hep bizimle kalacak dedi. Annesi gülümsüyordu. Biliyor musun oğlum dedi. Dünyanın diğer ucunda senin gibi çocuklar var. Şu anda hepsi uyuyorlar. Güneş bizimle kaldığı sürece onlar uyuyakalacaklar. İnsanlar uyanmadığı için trenlere, vapurlara, otobüslere yolcular hiç binmeyecek. Onlar da artık yolcu taşıyamıyoruz diye üzülecekler dedi. Oyuncak trenine baktı. Onun istasyonlar arası yolcularını taşıdığını hatırladı. Trenlerin yolcusuz kalmasına gönlü razı olmadı. Koşarak balkona çıktı ve gözlerini kısarak güneşe seslendi. Hey güneş, artık sürekli bizimle kalman gerekmiyor. Akşam olunca diğer dünyanın ucuna gidebilirsin. Orada seni hem çocuklar hem de trenler bekliyor dedi. Ve bu hikaye burada bitmiş. Güneşin bizimle kalması zaten imkansız değil mi? O yüzden gece olunca güzel güzel uykumuzu uyuyoruz. Sabah olunca uyanıp herkese günaydın diyoruz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.